Sevgili vatandaşlarım, değerli basın mensupları, pandemi koşullarına uygun olarak uygun eğitim için en az 57.340 yeni dersliğe ihtiyaç var. 57.340 yeni dersliğe ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Pandemi koşullarına uygun eğitim için 57.340 yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli mali kaynağın sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca pandemi koşullarına uygun eğitim için 92.165 yeni öğretmene ihtiyaç var. Şimdi eğitim konusunda da bize düşen sorumluluğun gereği olarak önerilerimizi getiriyoruz. Bir, önerilerimizden birincisi, Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli mali kaynak sağlanarak ivedilikle 57.340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı 57.340 derslik ihtiyacını gidermelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Bu bağlamda çağrımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yetkililere, devleti yöneten yetkililere sesleniyoruz. Yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalı diyen Kılıçdaroğlu, yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının kendilerinin de bunu yapmaya talip olduğunu söyledi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi yani İSMEK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi yani BELMEK binalarının, kendi binalarının çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar. 2. YÖK ile yapılacak işbirliği kapsamında üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerin özellikle derslik, amfi ve konferans salonu gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. Evinde televizyonu olmayan öğrencilerin televizyona kavuşması için MEP Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte kampanya başlatması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yılbaşında döviz kuru güvencesi verilmek şartıyla açacakları yardım kampanyaları ile bu sorunu gidermeye talip olduğunu kaydetti. Evinde televizyonu olmayan 754.429 öğrencinin televizyona kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla bu sorunu çözmeye taliptirler. Pandemi şartlarında eğitim için düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bugün 2,5 milyonun üstünde hanede 6 kişiden fazla insan yaşamakta. Pandemi koşulları tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, önemli derslerin okulda verilmesi düşünmelidir diye konuştu. Şu noktayı özellikle Milli Eğitim'in unutmaması gerekiyor. Bugün 2,5 milyonun üzerindeki hanede 6 kişiden fazla insan yaşamaktadır. 11. Pandemi koşulları tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse sadece önemli derslerin Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi derslerin okullarda verilmesi düşünülmelidir.